Merhaba sevgili gençler. Atom modellerini incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümde Rutherford atom modelini inceleyeceğiz. Rutherford, kurşun bloklar içine yerleştirdiği ince altın levhaya alfa ışınlarını göndermiştir. Işınların levhaya çarptıktan sonra izledikleri yolu çizdi. Bu ışınların çok az bir kısmı yön değiştirirken, ışınların büyük bir kısmı levhadan doğrudan geçmiştir. Rutherford'un yaptığı bu deneyin verilerine göre, atomun yapısında yer alan pozitif yüklü tanecikler çekirdek içinde küçük bir yerde toplanmıştır. Atomun yapısında büyük boşluklar vardır. Negatif yüklü tanecikler atomun çekirdeğinin dışında bulunur ve büyük bir hacim kaplar. Rutherford atom modeli Güneş sistemine benzetilmiştir. Peki bu modelin eksik ve yetersiz kaldığı yönler nerelerdir? Çekirdek etrafında dönen elektronların yerlerini ve hareketini tam olarak açıklayamamıştır. Nötronu bulamamıştır. Rutherford, atom kütlesinin diğer yarısını oluşturan yüksüz taneciklerin var olduğu gerektiğini söylese de bu durumu ispatlayamamıştır. 1932 yılında James Chadwick, nötronların varlığını kanıtlamış, atom kütlesinin diğer yarısını oluşturan yüksüz tanecikleri bulmuştur. Bir sonraki videomuzda Bohr atom modelini inceleyeceğiz. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.